Uğur merhaba. Sesin gelmiyor. Benim taraftan acı olsun. Yok. Benden. Tamam. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Muhsin hocam merhaba. Tekrar. Merhaba. Tekrardan. Hemen katılmışsın toplantıya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz bekleyelim. Ondan sonra bir tanışma yaparız. Belki katılan birileri daha olur. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Osa. Merhabalar. İki dakika daha bekleyelim. Belki Şeyma da katılır veya başka birileri daha. Merhaba herkese. Merhaba hocam. Şeyma sen misin? Redmi yazıyor tahmin ettim. Evet, ben de bir çözüm. Ben unutmuşum toplantıyı da. Tamam, sıkıntı. Telefonla hemen bağlanayım dedim. Tamam, tamamdır, sağ ol. Muhsin yeni aramızda. O yüzden bir kısa bir tanışalım. Şöyle yapıyoruz. Herkes kendini tanıtıyor. Ondan sonra bir kişiyi önerir. Bir kişiye işte sıra veriyor. Öyle diyeyim. Ben başlayayım. Ben Ali. Red Hat'te çalışıyorum. Knative projesi üzerinde çalışıyorum diyeyim Red Hat'te. Başka şeyler de yapıyorum ama CNCF tarafında, open source tarafında şu anda Knative tarafındayım. Burada da işte katkı vermeye çalışıyorum. Çevirilere. Valla CNCF tarafında bir de ambasadorluk falan yapıyorum. Yani ambasadorluk da işte gidip konuşma yapıyorum veya CNCF'in projelerine katkıda bulunuyorum veya nasıl diyeyim promote etmeye çalışıyorum. Uğur. Ben de Uğur. Bu aralar iş arama sürecindeyim. Daha öncesinde Hacettepe Üniversitesi'nde 5-6 yıllık bir iş deneyimim oldu. Orada bir laboratuvarın altyapısını geliştirilmesi, oluşturulması, devam ettirilmesi üzerine çalışmıştım. Ben de pası Şeyma'ya atayım. Selamlar, ben de Şeyma. Alberica Tech Global'de mobil ekipte çalışıyorum. Yeni başladım sayılır.
Bunun dışında pek de ekleyeceğim bir şey yok. Ama ben isimleri göremiyorum. Bir saniye bakayım. O sana atabilirim ben de. Topu. Teşekkürler. Selamlar Oğuzhan ben. Şu anda Catchpoint'te Eseri takımında yer alıyorum. Kariyerimde de ilk zamanlar backend daha sonrasında DevOps ve Eseri infra takımlarında yer aldım. Bu şekilde kısaca bahsedeyim. Muhsin hocama devredeyim. Merhabalar. Ben de Muhsin. 5-6 senedir TÜBİTAK'ta çalışıyorum. Atom programı kapsamında Ali hocamla tanıştık. CNCF tarafına yönelmeye çalışıyorum. Bu vesileyle inşallah bu tarafa da katkıda bulunmaya çalışacağım. İnşallah hocam. Hoş geldin buraya da. Teşekkürler. Sağ olun. Ben sana ekran doğru paylaştım mı bir saniye? Heh, paylaşmışım. Şu galiba hangi dokümandı? Genel bilgiler dokümanında seninle zaten linkini yollamıştım. Burada bazı linkler var. Burada asıl önemli olan şu nasıl çalışıyoruz dokümanı. Buradan buna bakarsam burada her şeyi anlattık. Sağ olsun arkadaşlar bayağı bir emek verdi buraya. Buradan tüm sürecimizi anlayabilirsin. Ama özet geçecek olursak şu grup sayfamızdan grubumuza üye ol. Grubumuza üye olduktan sonra Drive'a, işte Google Calendar'a vesaireye hepsine erişimin olmuş oluyor. Ve toplantıya davet alıyorsun falan. Hani o tarz güzel özellikleri var gruba dahil olduğunuz zaman. Özet olarak da şu neredeydi? Nasıl çalışıyoruz dokümanında? Şöyle bir özet geçeyim. Bu Google Drive'ımız ortak. Bunun içinde işte bazı bu biraz önceki göstermişti genel bilgiler nasıl çalışıyoruz falan bu dokümanlar var. Bir de translations kısmında çevirdiğimiz sayfalar var. Bu sayfaların üzerinde bu şey sayfa diyorum bu dokümanların üzerinde bu şekilde yani ortak işbirliğini burada yapıyoruz diyeyim. Review'larımızı falan burada yapıyoruz. En son PR göndermemiz gerektiği zaman buradan alıyoruz, copy paste yapıyoruz, PR açıyoruz. Şuradan da gene bu da genel bilgiler dokümanının içinde olması lazım. Değilmiş. Pardon. Nasıl çalışıyoruz dokümanının içinde? Bu bir spreadsheet'imiz var. Bu spreadsheet'ten işte bir sayfayı kendi üstüne alabilirsin. Mesela atıyorum boş sayfamız auto-scaling kalmış veya chaos engineering kalmış. Draft'ı olanlar. Bu draft'ı açıp direkt şuradaki metni İngilizceye olduğu gibi çevirip ondan sonra bizden review isteyebilirsin. Özeti bu. Şu dokümanda zaten daha detaylı anlatıyor. Ama gene de Slack tarafında falan hani herkes gruptan herkes destek olmaya çalışır mutlaka. Evet. Diyerek toplantıya geri şeyine ajandaya dönüyorum. Son toplantıdan beri olan güncellemeler. Bu arada moderatör belirlenmesi demiş. Ben şimdi böyle konuştum da bir dahaki sefere belki başka bir moderatör seçebiliriz. Neyse. 3 tane PR açmıştı Uğur. Ben daha biraz önce bakabildim. Üçünü de merge'ledim. Eline sağlık. 2 tanesi sayfa. Birisi reliability, birisi continuous delivery. Bir de şu taglerin Türkçeleştirilmesi. İşte altyapı, temel kavram vesaire diye bunların Türkçeleştirilmesi. 3 tane PR. Eline sağlık. Toplantıya geri dönüyorum notlara. Bulabilirsem bir saniye. Şimdi eklemek istediğiniz bir şey varsa bu arada ekleyin konuşmak istediniz. Ama benim gördüğüm açık olan bir review bekleyen şu dokümanlar var. İki tanesi yeni yani yeni demeyeyim aslında Zehra bir süredir katılıyor ama ilk iki dokümanı bu ikisi.
Bunlara da bakabilirseniz sevinirim. Şu Canary Deployment, Client Service Architecture falan, bunların bazılarına Observability ve Continuous Deployment. Bunları Uğur yazdı. Ben review yaptım. Gruptan başka arkadaşlar da bakabilirse sevinirim. Bunları da hızlıca tamamlayalım. Başka burada beklediğiniz bir şey var mı? Review beklediğiniz bir PR veya doküman vesaire. Varsa buraya ekleyelim. Biraz sonra da şey yazacağım bunları Slack'e tekrar. Ben bir şey danışabilir miyim abi? Aha. Bu tagleri çevirdik ya. Bunları bir nasıl çevir, hani neyin karşılığı ne olacak şekilde bir yere yazsak mı? Bak ben onu hiç düşünmedim. Şey yapma. Şimdi Ona hiç. göre ben PR'ı gördüm. PR görünce otomatik merge'ledim. Çünkü hep öyle yapıyoruz ya. Bir şey önerim var orada. Birinci ekleyeceğimiz yer belki de still close'u sayfası olabilir. Orada bas. Çünkü orada hem CNCP tarafından gelen yönergeler de var. İşte şu tag'ı, şu etiketleri kullanacaksınız gibisinden. Oraya Türkçe olan, yani bizim sayfamız zaten Türkçe. Oraya belki biz bunları bu şekilde çevirdik, böyle kullanıyoruz diyebiliriz. Ek olarak çeviriden hemen önce kontrol ettiğimiz başka bir yer olmadığı için hani belki de hani ortak çeviriler indeksimiz vardı ya bizim. Orada ayrı bir segment yapıp etiketlerin çevirisi de bu diyebiliriz. O ortak çeviriler olabilir. Şeyde de bu hani nasıl doküman işte çevrilecek vesaire var ya bizim bir rehberimiz. Orada da oraya referans gösteririz. Hani tagleri Evet. de buraya göre çevirebilirsiniz diye. Bence Başka çözülür bence. aklıma bir şey gelmiyor. O şekilde çözülebilir, evet. Ben yaptıklarımı ortak çevirilere eklerim. Uygun olmayan vesaire varsa, hani sizin bakıp da gördüğünüz ya bu olmamış vesaire dediğiniz, tartışalım. Yoksa ben koyayım hepsini. Bence mantıklı. Bana okey göründü ya. Açayım mı bir kısaca, bakın tekrar. Altyapı temel kavram. Dur biraz büyüteyim. Altyapı temel kavram, uygulama, yöntem, özellik. İngilizcesini açayım. Bazılarını tabii kullanmıyoruz henüz. Evet. Application, fundamental temel kavram. Uygulama application'da altyapı zaten belirli. Infrastructure başka yerde de öyle çevirdik. Yöntem, metodoloji, özellik. Özellik hangisi? Ha, property. Bu biraz bana da şey geldi de hani. Property'yi nasıl çevirirsin ki ya? Özellikle çevirirsin. Bilmiyorum. Yani. Daha iyi bir fikri olan varsa söylesin, hemen ben yollayayım PR'e, ama bence hepsi iyi yani. Bence değil. İyi, eline sağlık. Şu kullanmadıklarımızı da sen Uğur bunları da çevirip o dokümana yazar mısın? Yani? Tamam. Lazım, onları da kullanalım. Tamamdır, hallederim ben. Tamam. Orada en zoru networking olacak sanırım. Evet. Networking. Aa. Neyse. Onu biz çevirmiştik ya sanırım. Yok Ortakta var mu? mı acaba? Sanki vardı, yanlış hatırlamıyorsam. Ben de var diye hatırlıyorum. Networking. A Ya tanımlama. Evet. A tanımlama. Evet, güzel. Okey. Uğur, o zaman sana yazıyorum bunu. Tamamdır.
Okey. Go Live ile ilgili konuştuk mu hiç ya? Şu anda ben şeye baktım da. Ha, bu arada bu konu bitti mi? Tek konusu. Benlik bir sıkıntı yok. Tamamdır. Şimdi 15 tane done sayfamız varmış. Yani Go Live'a artık gidebiliriz. Bununla ilgili bir şeyler konuştuk ama ne konuştuk hatırlamıyorum. Hatırlayan var mı? 10 taneden sonra bir diğer tarafa soracağım ben demiştin abi. Hani ekstra bir şeyler istiyorlar mı diye. Okey. İki önceki toplantıda. Tamam. Şunda mı? Yok. Neyse. Tamam. Ben şimdi buraya tekrar yazayım da. Noel tatilinden sonra artık. Şu anda Batı'da hep Noel tatili. Herhalde ocağın ilk haftası da olmaz. Ocağın ikinci haftasında falan. Ben bunu sorayım mı? Okay. Başka eklemek istediğiniz bir konu var mı? Benim aklıma bir şey takılmıştı da. Bu yeni eklenen sayfalar var mı yok mu diye kontrol edecektik galiba. Onu görev atanmış mıydı yoksa birisine onu kaçırdım da. Yani hatırlayamıyorum daha doğrusu. Ona sanki sonra bakarız ya gibi bir şey konuşmuştuk ama. Öyle mi dedik? Ya Ha, şeyi öyle. hatırlıyorum. Konuştuk ama ne yaptık sonra hatırlayamadım o yüzden. Hani bir eldekileri bitirelim. Hani biraz şey yapalım. Hani bakarız ona da. Ha, tamam. Tamam. Demişiz Ya. ki ne zaman? 4 Eylül'de. Şu anda fazla kasmayalım bu konuda demişiz. Evet. Tamam. Ama yani evet aklımızda bulunsun. Ya şöyle şimdi zaten elimizde bir backlogumuz var. Bu backlogu bitirdikten sonra tekrar dönüp güncellenen sayfalara da bakmamız gerekiyor. Yeni eklenen sayfalara da bakmamız gerekiyor. Bir de linkleri, sayfaların birbirine linkini eklememiz gerekiyor. Ben bununla ilgili bir şey yaptım. Daha doğrusu yapmaya çalıştım. Sadece bir tane link bulabildim. Şu mevcut sayfalarımız içinde birbirine mümkün olan 2 hafta önceydi bu. Belki şimdi tekrar baksam daha fazla link bulabilirim. Onu da yapmamız gerekiyor yani. Evet. Ama acelesi yok. Kasmayalım. Backlogumuz var. Backlogumuzda epey bir ilerleyelim. Go Live'a falan bir geçelim. Ondan sonra düşünürüz onları ya. Tamamdır. Okey. O zaman burada bitirelim. Eğer başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Muhsin Hocam şuradan istediğin dokümana adını yazıp direkt başlayabilirsin. Çevirmek istersen. Hatta yani ismi olanları da eğer biz tabii ne zamandır üzerinde insanların onu tutmuyoruz ama orada da bir çekince hani ekip olarak kimse de yok diye tahmin ediyorum. Hani özellikle çevirmek istediği bir sayfa varsa hocam. Aynen o da doğru. Şu O sayfa şekilde de hoşuma yapabilir gidiyor. yani. Aynen. Şu sayfa benim hoşuma gidiyor dersen direkt backlog halindekileri tabii. In progress'leri falan değil de backlog'ları direkt kendi isminde yazabilirsin. Tamam inşallah. Tamam. O zaman burada bitirelim. Ben Slack'ten tekrar yazacağım hatırlatma için. Şu dokümanların review olması için. İyi gidiyoruz. Herkesin eline sağlık. Hadi iyi Hepsine akşamlar. O zaman görüşmek sağlık. üzere. İyi İyi akşamlar. akşamlar, Teşekkürler. iyi akşamlar.